Şimşek'ten açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar geldi. Özellikle KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaremiz ve Risk Analizi Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı ve özellikle temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak ve böylelikle vergi kayıp ve kaçaklarını önlemiş olacağız dedi detayları izleyelim. Kalıcı olarak daha düşük bir patikaya oturduğunu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya ihbar ekibi kurdu. 100 büyük mükellef takibi alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süre önce başlattığı kayıt dışı ile mücadele çalışmaları kapsamında altyapı çalışmalarını tamamlıyor. Yapay zeka ve algoritma ile ilgili denetim modelleri de kayıt dışı ekonominin bir parçası haline getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in denetime yönelik talimatları çerçevesinde başlatılan çalışmalarda oran uyumsuzluklarına yönelik analizde de hazırlıklar tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek denetimlere dair bilgiyi sosyal medya hesabından verdi. KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı. Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik sağ denetimleri yapılacak ifadelerini kullandı. Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerinin mesajını verdi düzenlenmesi gereken orandan daha düşük oranda KDV hesaplanarak fatura düzenleyen mükelleflerin merkezden tespit edilmesine yönelik bir çalışma yapıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yeni metodolojilerin kullanıldığı bu denetim modelini artık sahaya indirmeye hazırlanıyor. Bu çalışmayla özellikle temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak amacıyla uygulanan düşük KDV oranlarını istismar edenler tespit edilecek. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın oran uyumsuzluğuna yönelik yaptığı merkezi analiz çalışması, belli bir nacedeki mükelleflerin sektörel olarak karşılaştırmaları ve aykırı verilerin çeşitli algoritmalarla tespit edilmesine dayanıyor. Peki nedir NACE kodu? Evet. NACE kodu meslek gruplarını ifade ediyor. Örneğin perakende ticaret meslek grubu adı olurken NACE kodu ile mükellefin hangi alanda faaliyet gösterdiği tanımlanıyor. Perakende ticaret başlığı altında örneğin 47.11.01 bakkal ve marketleri tanımlarken 47.11.02 süpermarketleri kapsıyor. Vergi Denetim Kurulu yaptığı analiz sonucunda yaklaşık 100 büyük mükellefi test amaçlı incelemek amacıyla sahaya inecek. Ya, aynı mahiyetteki ürün teslimine veya hizmete ilişkin mükelleflerin aynı KDV oranlarını uygulaması gerekiyor. Bir ürün veya hizmetin KDV oranının belirlenen orandan daha düşük uygulanması, KDV oranının hatalı uygulandığı anlamına geliyor. Mükellefler KDV oranlarını olması gerekenden düşük uygulamak suretiyle hem ödenmesi gereken KDV tutarlarını azaltmayı hem de piyasada fiyat avantajı sağlamayı amaçlıyor. Yürütülen çalışmalarda dijital teknolojiler kullanılarak düzenlenen faturalarda yer alan ürün veya hizmete doğru KDV oranının uygulanıp uygulanmadığı mükellef bazında kontrol edilebiliyor. Yapılan risk analiz çalışmalarında özellikle inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri, plastik ve kauçuk toptan ticareti yapan mükelleflerle bilgisayar programlama sektörlerinde faaliyet gösteren mükelleflerin KDV oranlarını düşük göstererek hatalı uyguladıkları tespit edildi. Haziran ayından itibaren yeni nesil bir post makinesi konulması planlanıyor. Kayıt dışı çalışan işletmelere dair algoritmalar geliştirilecek. Yapay zeka ile herhangi bir şehrin işlek restoranında bütün gün su, ekmek, et fişi kesildiğinde algoritma maliyeye haber verecek. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir vatandaşın KDV'yi eksik yansıtan bir esnafla ilgili yazdığı sosyal medya paylaşımına yanıt vererek hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir demişti. Bir vatandaş dönerciden aldığı fişte KDV'nin %1 olarak yazıldığını fark edince bu durumu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.